Yani şöyle, aslında sadece 31 Mart seçimleri değil, referandum bize bu klasik kutuplaşmanın aşıldığını göstermişti. %60-%65 muhafazakar sağa karşı, %30-35 sol, like, öyle bir ayrım vardı. Ve bunun referandumda aslında değiştiğini gördük. O yüzden 31 Mart aslında hiç de sürpriz değil. Yani çünkü İstanbul seçimleri için söylüyorum, %51'in üzerindeydi. Yalnız İmamoğlu'nun başarısı şuydu, o hani referandumun içeriğinde insanlar bir araya gelebiliyorlardı ama bir kişi söz konusu olduğunda hani beş benzemezler diye söylüyorlardı ya bu referandumdaki hayır bloku için. O İmamoğlu'nun başarısı bu farklı hassasiyetleri olan hatta birbirine zıt diyelim ki görüşteki insanları birbirini dışlamayacağı, yani bir profil olmuş olması dolayısıyla bir başarıdır. Yani o öyle bir profilde birisini seçilmiş olması ve İmamoğlu'nun da hayal kırıklığına uğratmamış olması bu hayır bloku için 31 Mart için başarıyı getirmiştir. Yani hiç de şaşırtıcı değildir. Aslında ekonomik krizden sonraki ilk seçimdir 31 Mart. Çünkü ekonomik kriz aslında işte yabancı ülkelerin veya kurumların Türkiye'yi o güne getirmesi dolayısıyla olmuş değil. Göz önüne geldi, yani göstere göstere geldi ve bu yüzden aslında 2019'un Kasım ayında olması gereken seçimler geçen yıl 24 Haziran'da yapılmıştı. Yani ve %51 gibi hayır blokunun üzerine ekonomik krizinde etkileyeceği insanları düşündüğümüzde bugün bizim gördüğümüz, yani anketlerde gördüğümüz %40 civarında AK Parti desteği hiç şaşırtıcı değil. Yani %48'den inmiş olduğunu görüyoruz. Çünkü dediğim gibi AK Parti gücünü gücünden alıyordu. 31 Mart'ta açık bir şekilde görülmüş olması güçsüzlüğün ve genelde merkez kaç güçlerin harekette olduğunu gösteriyor. Yani AK Parti'den aslında insanların hiç de şaşırtıcı olmayacak şekilde vazgeçtiklerini gösteriyor. Neden şaşırtıcı değil? Yani hem ekonomik anlamda 3 seçimdir. Bu seçimde bize verin, artık ondan sonra refah geliyor deniyordu referandumdan beri. Ama gittikçe daha kötüleşti. Hele en son krizde artık mutfağı vurdu. Yani daha fazla güvenilirliği takdir edersiniz ki sağlayamıyorsunuz. Zaten adaletin de ciddi oranda tahrip edildiğini biliyoruz ve bildiğimiz, herkes de fark ediyor ki adaletin olmadığı yerde herkes bir gün suçlu konumunda olabilir. İşte